Bu videomu çekmemdeki amaç Resul Başbuğ danışmanlık ve Sayın Volkan Aslan'a teşekkür amacıyla çektim bu videoyu. Kendilerinden Allah razı olsun. Videodaki çekmem amacım sağ olsun 6 Şubat depreminde ben Adıyaman Gölbaşı'ndaydım. Depremzedeyim. Şükür malımız mülkümüz her şeyimiz yerindeydi. Canımız yerimizdeydi. Şükürler olsun. Hangine yerinde? Şükürler olsun. Canımıza bir sıkıntı olmadı ama mallarımızda bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Allah verdi, Allah aldı. Eksilere düştük ve şu anda da maddi olarak eksilerdeyiz. Onun için farklı kurumlardan Polonya vizesi almıştım. Sağ olsun. Onlarda da çarpılmalar, maddi olarak çarpılmalar yaşadık. Olsun yine Polonya vizemiz var dedik. Ben İstanbul'a geçmiştim geçen hafta. Orada Suat abinin yanına gitmiştim. Suat abi diyorum, Cesur abinin yanına gitmiştim. Cesur Başbuğ'un yanına gitmiştim. Cesur Başbuğ danışmanının yanına. Onunla görüşmemiz oldu. Dedim böyle böyle Polonya'da çalışmak istiyorum. Sıkıntılarım var. Maddi olarak bana iş bulabilir misin diye. O da sağ olsun benim bir kardeşim var. Benim güzel bir insanım var. Volkan Arslan diye bir arkadaşımız var. Onunla arayayım seni konuşturayım dedi. Onunla aradık konuştuk. O da sağ olsun hemen her noktada bana yardımcı oldu. Hemen aynı gün bana işimi buldu. Sağ olsun Polonya'da, Varşova'da yatacak yerimi ayarladı. Servisime kadar ayarladı. Allah binlerce kez ikisinden de razı olsun. Ben bunları unutmam. Hem Cesur abiye hem Volkan Aslan kardeşime ikisine de teşekkür ediyorum. Gerçekten ikisi de ayrı ayrı ücret talep ediyorlardı. Depremzede olduğundan dolayı bir kuruş bile talep etmediler. Hatta daha da bana yardımcı oldular. İkisinden de Allah razı olsun. Ha, bu işin erbapları ikisinde de gerek YouTube kanallarında gerek sosyal medya mercilerinde araştırabilirsiniz. Gerçekten ikisi de kral adam, ikisi de dürüst adam, gerekinin işini layıkıyla dört dörtlük yapan insanlar, bir zararları yokturdur. Ha, ben bu videoyu çekmemdeki amaç da onlara yalakalık veyahut da şu olsun bu olsun diye değil. Dediğim gibi videonun başında teşekkür amacıyla ben bunlara bir vefa borcum var. Bundan dolayı bu videoyu çekiyorum. Allah ikisinden de razı olsun. Güzel insanlar. Yeri geldiği zaman maddiyatı önemsemeyen insanlar. Gerçekten bu işi yapan çok kurumlar var. Bu işi komisyon aracıyla çok işi yapan insanlar var. Kime güvenilecek? Hele de bu şu andaki piyasa şartlarında böyle insanları bulmak da gerçekten zor. Ben Allah'ın izniyle bu insanları buldum. İşim rast gitti. Mevlam'ın vesilesiyle onlar da bana vesile oldu. Yarın uçağım var. Saat 11'in bu ayın 11'inde, Mayıs'ın 11'inde uçağım var. Oradan da video çekeceğim. Yine teşekkür etme amacıyla. Hani olay ki kafanızda bir soru işareti kalmasın diye orada Varşova'da da çekeceğim bu videodan tekrar ayrıntısını. Teşekkür amacıyla bu videomdu işte. Dediğim gibi videonun başına çektiğim gibi. Yani bu arkadaşımıza tamamen güvenebilirsiniz. Bu iki arkadaşımıza tamamen güvenebilirsiniz. Bir sıkıntılı dedik, yok yok dedikleri zaman, şu şunu dedikleri zaman kurallarına uyun. Dediklerini yerine getirin. Hem maddi hem manevi kendinizi bunlara emanet edebilirsiniz. Ben empati yaptım. Sizin de empati yapmanızı isterim. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bana damdan düşeni getirin, halımdan o anlar diye. Gerçekten benim yerime kendileri empati yaptı. Beni kendilerinin yerine koydular, anladılar. Ve ondan dolayı yardım ettiler. Yani illa bir insanın cebine para girmesi önemli değil. Yani bak bu da güzel bir yardımdır. Yani Peygamber Efendimizin dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Gülümsemek de bir sadakadır. Onlar da bana böyle bir güzellik yaptılar. İşleri güçleri rast gitsin. Vefadır. Ve vefamın karşılığını bir nebze de böyle ödemek istedim kendilerine. Şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah yarın Varşova'ya gittiğim zaman orada da ikinci videomu da çekip kendilerine göndereceğim. Her şey için binlerce teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Kendinize iyi bakın.